Libya'da Batı'ya askeri hava üssüne düzenlenen saldırıların ardından Rusya harekete geçti. Hafter safına 300 paralı asker yolladı. Hulusi Akar'ın Libya röportajında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İngiliz medyası ise Hafter'in artık Fransa için bir yük olduğunu yazdı. İşte Libya'da son 24 saat. Libya'da Vatiya askeri hava üssünün vurulduğu öne sürülmüş, ulusal mutabakat hükümeti bu saldırıyı doğrulamıştı. Saldırının ardından Rusya'nın hain bir plana daha imza attığı ortaya çıktı. Vatiya askeri hava üssüne yapılan saldırı sonrası Rusya bölgede harekete geçti. Hafter güçlerine Suriye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçak takviyesi yapıldı. 300 paralı asker gönderdi. Karşılığında ise aylık 1000-1500 dolar istendi. Paralı askerlerin arasında İran ve Afgan kökenliler de yer aldı. Söz konusu askerler, Hafter milislerine katılmadan önce gerekli eğitimler için Rusya'nın Laskiye bölgesindeki askeri noktalarına götürüldü. Rusya, Libya'da Hafter'e para karşılığında asker göndermeye devam ederken, Libya'ya giden Hulusi Akar'ın İngiliz medyasına verdiği röportaj sırasındaki detay da dikkatlerden kaçmadı. Resmi temaslarda bulunmak için Libya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgede yürütülen faaliyetlere ilişkin verdiği röportaj sırasında arka fondaki helikopter dikkat çekmişti. O helikopterin Rus üretimi Taarruz helikopteri olduğu ortaya çıktı. Dünya basınında eleştirilerin odağı haline gelen Fransa'nın Libya politikasını bu kez İngiliz medyası gündemine taşıdı. Financial Times gazetesi, Hafter Fransa için artık yük dedi. Paris'in Ankara'yı suçlamasındaki asıl sebebin Hafter'e bel bağlamak suretiyle yaptığı hataların üstünü örtmek olduğunu belirtti.